bu geceki diğer konuğumuz dünyanın en iyi sihirbazı ödülünü alan illüzyonist Doruk Ülgen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. Tebrik ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Bakayım şu ödülüne şöyle bir elimi alayım. Bu sabah geldi daha çok. Bu sabah taze. Mı geldi? Evet, ay evet, hadi evet. Hayırlı olsun. International Magician Society. Dünya sihirbazı. Gerçekten 2011'in bayağı en iyi şeyi sen misin? Sihirbazı. Öyle uygun görmüşler. Nasıl oldu bu? Anlat be. Güzelmiş de tavşan, şapkadan tavşan çıkıyor. Görüyor musunuz? Sembolik bir şey tabii. Biz yoksa çok karşıyım ben o klasik sihirbazlığa. Hani şapkadan bunun tavşan ödülünün çıkmış. De bu şekilde evet, klasik bir şey olması lazım. Sembolik bir şey kesinlikle. Yani sihirbazlığı en iyi sembolize eden şey şapkadan tavşan. Çıkardın mı sen de? Yok, hiç çıkarmadım. Hiç tavşanım olmadı. Hiç başladığında. Hatta gösterimin afişi hemen göstereyim. Şöyle şuraya yakın girebilirsek. Ha, tavşan yok. Tavşan yok kesinlikle. Şapkadan tavşan çıkamaz. Kaç yaşında başladın? Nasıl merak sardın? Nasıl öğrendin? Ben sahne sanatlarıyla ilgilenirdim. Tiyatroyla, müzikle, dansla. Bir gün illüzyonla tanıştım. Herhalde ben o günü bekliyormuşum. O gün tanıştığım günden itibaren hiç bırakmadım. Nasıl tanıştınız? Bir malzeme... Arkadaş grubu. Yok, malzemeleri satıyorlar sihirbazlar birbirlerine. Hmm. Ben bunu ilk defa öğrenmiştim. Öğrendim, ona gittim, alacağım. Ertesi gün üstüne, ertesi gün derken hiç bırakmadan 7-24, 10 senedir, 11 senedir sürekli sihirbazlıkla ilgileniyorum. Yani dediğim gibi onu bekliyormuşum herhalde ben yani. Bu devamlı kendini geliştirmen gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi bu işte de? Muhtemelen bu işi yapıyor olmamın sebebi de o. Çünkü genellikle ben her yaptığım şeyde bir yerde tıkandığımı hissederim ama sihirbazlığın ucu bucağı yok. Sürekli geliştirebiliyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla çok benim için heyecan verici bir şey. El çabukluğu önemli derler. Yani o sadece bir teknik anlamda bir şeydir el çabukluğu. Hani el çabukluğu diye tabir edilen şey de el yeteneğidir aslında. Çünkü çabuk bir el aslında beceriksiz bir eldir. Önemli olan olabildiğince yavaş, kimsenin fark etmeyeceği bir eldir aslında sihirbazlıkta. Ama o sadece teknik kısmı. Yoksa bu çok daha büyük sahne sanatı. Çok fazla şeyin harmanlandığı, birleştiği bir sanat. Şu kitabını alabilir miyim? Tabii. Bu kitabı mesela alıp okuyunca biz de yapabiliyor muyuz kesinlikle bunları? Kesinlikle. İçinde, şaka diyorsun. Tabii. İçinde 30 tane gösteri var. Herkesin hemen yapabileceği, evdeki eşyalarıyla yapabileceği her zaman her yerde. Çok iyi anlatımı var. Hakikaten kendim yazdım diye söylemiyorum. Çok uğraştık. İçinde güzel resimler var bir sürü, daha rahat anlaşılması için. Hani sakın korkmayın, ben becerebilir miyim, beceremez miyim diye, kesinlikle becerebileceğiniz, kesinlikle. Bir şey diyeceğim, bak şimdi açtım, burada şey, oyun kağıdı çıktı. Üstünde de bardağı tutuyorsun şimdi. Ben, mesela. Yani nasıl becereceksin bunu, anladın? Ben bunu becerebilir miyim, ben bunu beceremem. Yok yok, kesinlikle becerirsiniz. Orada detaylı ve çok iyi bir şekilde anlatılıyor. Hatta o gösterinin 2-3 varyasyonu anlatıyor. Yapabileceğiniz 2-3 varyasyonu var orada. Bir sürü şey var içinde. Hakikaten çok keyifli şeyler ya. Hani insanlar bunları yapmasa da bizim dünyamız çok ilginç bir dünyadır. Evet. Hani içine girip onu okumak bile çok keyif verecektir herkese, eminim. Peki sizin dünyanızın içinden, arasından örnek aldığın, en çok özendiğin kim var? Copperfield. Özendiğim ve örnek aldığım biri yok. Çünkü hani bu gerçekten böyle, sanatta kesinlikle özgünlüğe inanıyorum. Ama beğendiğim, ilham aldığım, tabii ki Copperfield yaşayan efsanedir. Çok severiz. O da bu ödülü almış değil mi? O da aldı. Chris Angel Chris aldı. Angel bilinenlerden. Almış. Penn & Teller aldı. Siegfried and Roy aldı. Daha çok bilinen dünyaca. Çok önemli isimler bunlar. Tabii ki hepsini çok beğeniyoruz. Hepsinden ilham alıyoruz. Hani bu şey de değil. Ben onları mı örnek alacağım? Ben onlardan işte daha iyiyim falan gibi bir eda değil. Sadece ben onu beğeniyorum ama onu örnek alamam. Ben onun kopyası olmaya çalışmıyorum. Çünkü ben kendim olmaya çalışıyorum. Aferin. Dolayısıyla hani beğendiklerim var ama ilham aldığım, pardon, örnek aldığım biri yok veya özendiğim kesinlikle yok. Peki mesela onun, ama David Copperfield şu anda bütün dünyaca tanınan ve bilinen efsanedir. Bir insan. Yaşayan olamazsın. Efsane, aynen. Onun önüne geçmek için ne yapman lazım sence? Hiç düşündün mü onu? Tamam, bu ödülü aldın. Tamam, birbirsiniz ödül kısmında. Yok ya, ben hani onunla bir çekişmeye girmiyorum çünkü o ustadır. Çekişme yani. Çekişme olarak demiyorum, insanın bir hayal dünyası vardı. Şimdi hani o ışıklar gösteriler, uçtu, indi, kayboldu, kaybetti falan filan, bir şeyi buldu, yaptı. Böyle gidiyor. Şimdi her ne olursa olsun insan bir düşünür ya, hani
ben acaba ne yapabilirim yani, hani yap yapma ama hani kafanda düşünme. Çünkü o da çok maddi olanaklar gerektiren bir şey yani işte, şu an için. Öyle bir durum var. Genellikle şöyle bir tavır takınırlar sihirbazlar. İşte bizde imkanlar yok, olsa biz de yaparız derler. Şimdi bu kısmen doğru kısmen yanlış. Şöyle, bizde o imkanlar olsa biz de yaparız dediği zaman sanki o adamın başarısını geri plana atmış oluyorlar. Böyle bir şey yok. Adam çok yetenekli, müthiş bir adam. Ama evet, birazcık imkan meselesi. O prodüksiyonları yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim o prodüksiyonu yaratan yolları açmam gerekiyor önce. Bu sanatı ülkede daha çok sevdirmem gerekiyor. İnsanlara daha çok duymam gerekiyor. Çünkü bizde hep şey diye algılıyorlar. Türkiye'de sihirbazlığı çocuk eğlendirme sanatı gibi algılıyorlar. Halbuki çok daha geniş, çok bambaşka bir sanat. Önce biraz bu aşamaları kat etmem lazım Türkiye'de yapabilmek için bu işi. Senin gösterinin tarihleri biraz geçmiş. Geçti, o zaman hatıra diye koyuyorum. Baktım okuyayım dedim, Ekim diyor. Dedim ben mi doğru okuyorum yoksa bu uykusuzluktan mı? Ne oluyor bana diyorum yani. Onu hatıra diye koyuyoruz içine, insanlar hani saklamak istiyor. Saklamak istiyorlar. Evet. Peki böyle gösterilerini sık sık yapıyor musun? Mesela en son Ekim'de mi yaptın? Halka açık, evet, Ekim'deydi. Genellikle ben hep özel organizasyonlarda çalışıyorum. Genellikle kurumsal organizasyonlar oluyor. Çok tek tük hani halka açık işte belediye çalışmaları oluyor vesaire oluyor ama daha çok kapalı bir yerde çalışıyorum aslında. Hadi bize bir iki böyle bir şeyler göster, öğret. Tamam. Bu arada hani takip etmek isteyenler de dorukülgen.com'dan takip edebilirler. Olduğu zaman haber veriyoruz mutlaka. Hemen şöyle masanın önüne geçelim. İlginç bir şey deneyeceğiz. Yan yana olmamız gerekiyor. Ay ne olur beni kaldırma. Çok mu yoruldunuz? Ha? Hadi hadi, enerji. Gerçi enerji falan. Ya ben dün akşam 4'te yattım, uyku tutmadı. Karşı karşıya olmamız gerekiyor da orada da olabilir. İzmir'e gittim, geldim, yayına çıktım. Şu anda şöyle hani bu ayakkabıların üstünde duramayacakmış gibi hissediyorum ben kendim. Ben tutarım. Neyse. Bunları ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Hep işte biz zihin okuma vesaire gibi gösteriler yaparız. Çok sevdiğimiz şeylerdir. Ve insanlar genelde hep tereddüte düşerler. İşte bu gerçek mi değil mi falan diye. Merak etmeyin, zihninizdeki özel şeyleri okuyup söylemeyeceğim. Şöyle bir şey deneyeceğiz. İki tane sembol kullanacağız. Bu semboller biri daire, biri de dalgalı çizgiler. Genellikle yorgunum, kafamı yoracak bir şey yaptım. Tamam. Yok, hiç yormayacaksınız. Telepati güçlerini genellikle test etmek için bunları kullanırlar. İki kişi aralarında bir mesaj iletmek için en temel denedikleri şey bir sembolü iletmektir. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu iki kartı ben size vereceğim. Alın. Ben mesela şimdi birine telepati göndermek istiyorsam, bir enerji göndermek istiyorsam bana onu yaptır. Telefonuma mesaj gelsin mesela. Tam da onu yapacağız. Tamam, özel bir şey yapacağız. Ha. Alın bu kartları. İkisini de. İkisini de. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Diğerini bir yere saklamanızı isteyeceğim. Var mı cebiniz, yoksa benim şeyime koyabilirsiniz? Var galiba. Varmış. Tamam. Bir tanesini cebinize koyun. Diğerini de iki avucunuzun arasında sıkıştırın. Kameraya da göstermeyin. Kimse görmesin. Sadece siz bilin. Çünkü başkaları görünce onlardan biri bana söyledi gibi bir tereddüt doğuyor insanlarda. Kimse görmesin. Sadece siz bilin. Tamam. Okay. Ne yapacağım ikisini? Avucunuzun içinde bir şey var. Şimdi ben bana yalan söylemenizi isteyeceğim. Şimdi birazdan diyeceğim ki size, mesela elinizde daire var. Varsa da hayır yok diyeceksiniz, yoksa da hayır yok diyeceksiniz. Ben size ne sorarsam sorayım, bana hayır diye cevap vermenizi istiyorum. Tamam. Ellerinizi bu şekilde bana uzatın. Tamamen şu anda benim sorularıma odaklanın. Gözlerine mi bakıyor? Allah'tan yakışıklısınlar. Teşekkür ederim. Gözler falan da güzel. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel. Ya daireyi seçebilirdiniz ya da dalgaları seçebilirdiniz. İlk tahminim şu olacak. Dalgaları mı seçtiniz? Hayır. Dalgaları seçmediniz. O zaman daireyi mi seçtiniz? Hayır. Daireyi de seçmediniz. Dalgaları mı seçtiniz? Hayır. Yalan söylüyorsunuz. Hayır. Yalan söylüyorsunuz. Hayır. Türk filmlerindeki gibi yalan söylüyorsunuz. Hayır. Ben %100 eminim dalgaları seçtiniz. Kameraya gösterebilirsiniz. Doğruysa gözükecektir. Süper. Aynı şeyi hemen çok hızlı tekrar deneyeceğiz. Daha ileri gideceğiz çünkü. Bu kadar değil. Bir şey söyleyeceğim. Ben de sana yaparım. Zaten 50-50 yani. İki tamam, seçenek var. Kesinlikle. İşte bunun üzerine gideceğiz şimdi. Çıkarıyorum. Çıkarıyorsunuz. Gene herhangi birini seçin. Gene aynı işlemi yapın. Gene cebinize koyun. Gene elleriniz arasında sıkıştırın. Tamam. Hayır değil. Bekliyorum. Karıştırıyorum kendi kendime. Senin bilemeyeceğin bir
Tamam. Takip etmiyorum. Ben de bakmayacağım şimdi hangisini seçtiğime. Tamam. Çok daha ilginç bir şey olur. Hiç bunu düşünmemiştim. Bakmadım. Ama çok daha ilginç bir şey olur. Wow, muazzam bir şey. Hiç planlamamıştım böyle bir şeyi. Çok güzel. Bu beni zorlamak için yapıldı ama. Bu ödülü senin burnundan getirir. Bu beni zorlamak için yapıldı ama çok daha muazzam bir yere gidecek bu. Güzel. Hadi bakalım. Allah'tan iyiyim. Avucunuzun içinde ne olduğunu ne siz biliyorsunuz ne ben biliyorum ne de kimse bilmiyor. İkimiz birlikte odaklanmak zorundayız ve avucunuzun içinde ne olduğunu bilmeliyiz. %50 şansımız var, tutturabiliriz de tutturamayabiliriz de. Ben elinizdeki şeyin daire olduğunu düşünüyorum. Sizce doğru muyum? Hiçbir fikrim yok. Kesinlikle doğru olduğuna eminim. Açın avucunuzu. Ay değilse söyleyemem ben şimdi yayınları izledemem seni. Kesinlikle doğruyum. Şimdi işi göstereyim kameraya da. Arkam mutfakta birim. Ay, beni şimdi, bir daha oturtma bak yürüyemiyorum yok zaten. Yok yok ben şeyimi aradım, diğer kartlarımı aradım. Çünkü 50-50 yeterince tatmin edici değil. İşi biraz daha zorlaştıracağız. 3 tane daha sembol vereceğim size. Bunlar yıldız, artı ve kare olacak. Bütün bu kartı cebinizdekini de çıkarın. Ve bu sefer bunlardan arka cebime koyacağım şimdi. İstediğiniz cebinize koyabilirsiniz. Bundan gözükmüyor değil mi bir şey? Hiç önemli değil. Ne yapacağım şimdi? Bu sefer bakın gene bir tanesini seçeceksiniz. Artık 5 tane ihtimalimiz var. Bir tanesini seçin. Avucunuzla kapatın. Diğerlerinizi cebinize koyun. İki tane geldi. Bakayım mı? Bakın tabii bakın. Bu sefer ha? Bakın. Bu sefer bakın. Seçeneklerimiz daha çok çünkü işimiz zorlaşacak bu sefer. Tamam. Süper. Bu sefer hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Sadece anlama bakmanızı istiyorum ve sadece anla. Sadece odaklanmanızı istiyorum ve bütün düşüncelerinizin ellerinizden çıkıp bana geldiğini hissetmenizi istiyorum. Tamam? Büyük bir plazma ekranında sanki o şekli görüyormuş gibi düşünün. Şöyle bir şekil hissediyorum. Yani dalgalı çizgiler olduğunu hissediyorum. Bir kere daha odaklanmanızı isteyeceğim. Bembeyaz bir ekranda sadece bu şekli gördüğünüzü hissedin. Kesinlikle eminim dalgalı çizgiler olması gerekiyor. Gösterebilirsiniz. Süper, olağanüstü. Şimdi işi en zararlı getireceğiz. Bize yardım edebilir misiniz? Ne istiyorsunuz? Bize yardım edebilir misiniz? Gel, gel. Of. Süper, stüdyodan iki tane arkadaşımızı davet ettik. Süper. Sen de mi geliyorsun? Oo. Gelsin, süper oldu. Sen de bırak kamerayı ya, ne olacak? Şimdi işi ne gerçekten zorlaştıracağız. Şimdi? 5 tane sembol var. Sabahın birini seçeceksiniz, diğer 4'ünü yandaki arkadaşımıza ileteceksiniz. Sen de birini seçeceksin, sen de yanındaki arkadaşına ileteceksin. Ve bu şekilde herkes 3 tane, birer tane sembol seçmiş olacak. Diğer hepsinin tane sembolünü ben seçip de vereceğim. Olur, mi? Hiç fark etmez. Onlar ama kendileri seçse de olur. Ya çok iyiyim biliyor musunuz? Hiç fark etmez. Bana bak. En sonda kartları saklayalım. Ay. Tamam. Herkes elinde bu şekilde tutacak kartları. Tam bozulmuş abi benim gömlek. Şimdi fark ettim bakınca. Herkes bu şekilde tutuyor kartları. Sakladık. Beni kandırmaya çalışmayın. Sadece bana o sembolü gerçekten iletmeye çalışın. Çünkü sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yap ufukla herkes de yapacağım tek tek. Siz de böyle tutun ellerinizi. Ya tutarım ben tutmasına. Dur ne yaptın? Tamam. Üçünüzün de bir sembolü var. Tek tek düşünmenizi isteyeceğim. Olabildiğince hızlı olmaya çalışacağım. Sembolünüzü düşünün. Okey. Tamamen bana odaklan. Sadece sembolünü düşün. Çok güzel. Sadece sembolünü düşün. Sadece bana odaklan. Sadece bana odaklan. Sadece sembolünü düşün. Çok güzel. Olursa, ay benim sinirim bozuluyor olacak galiba. Dalgalı çizgiler artı ve daire olması gerekiyor. Dalgalı çizgiler artı ve daire. Lütfen hepiniz açın ve gösterin elinizdeki kartları. Çok iyi. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bay illüzyonist. Benim şimdi bu devamlı dalgaları seçmemin manası var mı? Hep dalgalılar geliyor. Herhangi özel bir sebebi yok. Olsa da şu anda anlatmak da içinden çıkamayız. Ama şunu söyleyebilirim ki bu 5 sembolün içinden ilk seçilen genellikle dalgalı çizgiler oluyor. Ama tabii bu bir istisna değil. Yok istisna denmez zaten de bir kaide değil yani. Ama genellikle dalgalı çizgilere bir ilk insanlar alıyor. Sanırım bakıp da almıyor ki ben çekiyorum o çıkıyor. O zaman bambaşka bir dünyadayız. Ay çok dalgalı bir hayatım.